Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere donut tarifi vereceğim. Hamurumuz için gereken malzemelerimiz 1 çay bardağı sıcak, yani sıcağa yakın ılık süt, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket instant kuru maya, yarım çay bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, yarım çay kaşığı tuz, 1 adet yumurta, 2,5 veya 3 su bardağı kadar un. Arkadaşlarım, unu koyarken de kontrollü ekleyelim hamur kıvamına gelene kadar. O zaman yapmaya başlayabiliriz. Üzeri içinde 80 gram bir paket eritilmiş çikolata veyahut da puding kullanabilirsiniz. Eğer çikolata kullanacaksanız 80 gram yani bir paket eritilmiş çikolata koyun. Ben çikolatayı pek fazla sevmiyorum. O yüzden ben pudingle yapacağım. İstediğinizle yapabilirsiniz. Arkadaşlarım, üzeri için bir de renkli pasta süsleri ya da beyaz çikolata, Hindistan cevizi ve benzeri şeyler kullanabilirsiniz. Ben pasta süsleri ve dediğim gibi puding, çikolata sos gibi şeyler kullanacağım. Ben pasta süslerimi bunlar olarak kullanacağım arkadaşlar. İstediğiniz marka veya herhangi bir pasta süsü olabilir. İlla aynısı olmasına gerek yok. Ben Dr. Oetker'inkileri kullanıyorum hep arkadaşlar. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Sorun yok. Bunu yani bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Şimdi malzemelerini koyuyoruz. Bir çay bardağı ılık sütümüzü boşaltıyoruz. Mayamızı, 2 kaşık şekerimizi. Şimdi hepsini birden karıştırıyoruz. Yani attığımız malzemeleri. Ve karıştırdık. Üzerine 2 yemek kaşığı yağımızı ilave ediyoruz. Sıvı yağımızı yani. Yarım çay kaşığı tuzumuzu da ilave ediyoruz. Bir yumurtamızı da ilave ediyoruz. Yarım çay bardağı ılık suyumuzu da ilave ediyoruz. Daha sonra elimize yapışmayacak, yani un ekleyerek yavaş yavaş elimize yapışmayacak bir hamur elde edeceğiz. Unumuzun 1 su bardağını içine yavaş yavaş ekleyerek karıştıracağız. Önce mikserle karıştırıp daha sonra elime hamur kıvamına getirmeye başlayacağım. Arkadaşlar baktınız mikser olmadı. Kaşıkla da karıştırabilirsiniz. Ben bir bardağını kullandım. Siz de bir bardağını kullanın. Ama ölçülü bir şekilde kullanmaya dikkat edelim. Şimdi ikinci bardağımıza geçelim. Ben artık kıvamını yavaş yavaş almaya başladığı için üçüncü bardağımı da döküp elimle yoğurmaya başlıyorum. Benim hamurum kıvamına geldi ve 5-6 dakika kadar bekleteceğiz ki aktifleşsin. Ve kıvamına gelen hamurumuzu ceviz büyüklüğünde parçalara kopartıp yuvarlayalım. Daha sonra bir tepsiye aralıklarla dizelim arkadaşlar. Üzerine temiz bir havlu örtüp sıcak bir ortamda mayalanmaya bırakalım. Evet, donut hamurlarımızı böyle ceviz büyüklüğünde küçük küçük yuvarladık. Üzerine temiz bir havlumuzu örterek yarım saat sıcak bir ortamda mayalanmasını bekliyoruz.